Harika. Çak. Yani insan da burada ne diyeceğini bilemiyor tabii. Şehre dokunanlar kimi zaman antik bir kente, kimi zaman Ege'nin leziz mutfağına, kimi zamansa unutulmaya yüz tutmuş zanaatkarların atölyelerine konuk oluyor. 10 yıldır devam eden toplumsal sorumluluk projesi Gelecek Turizm'de ile desteklenen şehirleri her hafta başka bir ünlü konuğumuzla ziyaret ediyoruz. Mavi ve yeşilin birbirine karıştığı, doğal güzelliklerin dağlardan denize uzandığı, binlerce yıllık zeytin ağaçlarının hüküm sürdüğü, bin pınarlı Kaz Dağları eteklerinde kurulan Edremit. Ziyaretçilerini kadim zeytin ağaçlarıyla karşılayan Edremit'in kanatlarında kordon boyuyla Akçay, Truva'dan miras antik kent Antandros, dingin deniziyle altın oluk ve termal sulara sahip Güre yer alır. Balıkesir merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Edremit'te sizi Ege'nin sıcak yüzleri selamlıyor. Buraya kökleri Girit'e dayanan, Ege kültürüyle büyümüş Hakan Merişlilerle dokunuyoruz. Edremit'teyiz. Etrafımız zeytin ağaçlarıyla dolu. Üstümüzde Kaz Dağları var. Görüyorsunuz alabildiğine deniz, kumsal. Her şey harika. Merhabalar. Hoş geldiniz. Antik dönemlerden bu yana efsanelere konu olan İda Dağı olarak da bilinen Kaz Dağları, tanrıların armağanı olarak tasvir ediliyor. Dünyanın en eski tarihçisi Homeros'un kitaplarına konu olan binlerce mitolojik hikayenin odak noktası Kaz Dağları tam bir doğa harikası. Zeytin bahçeleri, kızılçam, meşe ve karaçam ormanlarına ev sahipliği yapan Kaz Dağları, dünya üzerindeki en temiz ikinci havaya sahip. Antik Yunan'da İda olan bu bölge, Osmanlı döneminde Kaz Dağları adını almıştır. Ama buranın çok ilginç bir bilgisi daha var elimizde. Dünyada ilk kainat güzellik yarışması burada yapıldı. Ve bilin bakalım birinci kim oldu? Afrodit. Belki de Afrodit, Zeytinli Köyü'nün güzel bir kızıydı. Kim bilir? O kadar güzel bir yer ki burası. Dokunduğu her şeyi güzelleştiriyor. Belki de bu suyu içen güzel kızlar daha da güzelleşiyorlar. Kim bilir? Belki de bu bir gerçektir. Doğanın tüm gücünü her noktasında hissettiren Kaz Dağları'nda birçok şelale, göl ve ırmak yer alıyor. Ve her biri için yazılmış ayrı birer efsane var. Efendim şimdi de Hasan Boldu Şelalesi'ndeyiz. Bir efsane var burada Hasan Boldu ile ilgili. Hasan Boldu normalde ovada bahçıvanlık yapan, ekmeğini kazanan genç bir adamken bir anda obanın kızı Emine'ye aşık olur ve pazarda tanışırlar. Fakat Emine'nin ailesi kendisinden 40 okka tuz taşımasını ister. Böylelikle çok ağır bir yükün altına giren Hasan bu yükü taşıyamaz ve burada boğulduğu rivayet edilmektedir. Bu tabii bir efsane. Fakat biz yolda gelirken çok tatlı bir amcayla karşılaştık. Şerafettin amca kendisine Şero dememizi istedi. Yolda arabaya aldık ve hikayenin aslını sorduk kendisine. Ben dedi Hasan Boldu'yu tanımıyorum ama onun yanında olan küçük Osman'ı tanıyorum. Onlar burada arkada beraberdiler. Aslında balık avlamaya gelmişlerdi. Hasan'ın ayağı kaydı, düştü ve boğuldu diye hikayenin aslını anlattı. Antik Yunan'da İda Dağı olarak geçen Kaz Dağları aslında gerçekten görülmeye değer.
oksijenin bu kadar bol olduğu, harika bir doğa manzarasının olduğu başka bir yer gerçekten bulamazsınız. Dünyada emsalsiz bir yer burası. Aslında kendisi bir efsane. Turizmin dört mevsim yaşandığı Edremit, kadın emeğinin gücüyle çoğalmayı hedefleyen ve Ege'nin yöresel lezzetlerinin en iyi şekilde temsil edildiği yerlerden biri. Hakan Merişliler de Edremit'in bolluğunu ve bereketini Nar Kadın Kooperatifi Başkanı Nedret Gürdal'dan dinliyor. Nedret Hanımcığım, insanlar neden Edremit'e gelmeli? Bin Pınarlı Kaz Dağı'nın eteklerinde kurulan Edremit Körfezi'nde dağ turizmi, deniz turizmi, termal turizmi, sağlık turizmi hepsi bir arada. Evet. Dört mevsim burada yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda sağlıklı beslenerek de çok güzel bir tatil geçirebilirsiniz. Gelecek turizmde projesine başvurarken şunu düşündüm. Zaten bölgemiz bir turizm bölgesiydi ama bu projeyle birlikte kadınları da içine çekmekti gaye. Ve kadınları da bu iş içinde harmanlayarak daha fazla üretime katkı sağlamaları ve turizmin içinde bir parçası olmalarıydı. Gelecek Turizm'de kapsamında neler yapıyorsunuz Edremit'e Nedret Hanım? Gelecek Turizm'de projesi kapsamında daha önceden var olan kooperatifimize ek ilave olarak eski bir Edremit evini hayata geçirdik. Ve Nar Kadın Gurme Evi olarak hizmete sunmaya hazırlanıyoruz. Bu evde bölgemizin unutulmaya yüz tutmuş zeytinyağlı yemeklerini, tatlarını buluşturmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda Gelecek Turizm'de projesi kapsamında 40 tane kadına eğitim verildi. Esasında Gelecek Turizm'de projesi Nar Kadına dokunurken başka hayatlara da dokundu. Harika. Ve her biri kadının sevgiyle ürettiği ürünler. Aynı bu kadınlar burada üretirken de kendi ekonomilerine destek olurken de ülke ekonomisine destek oluyorlar. Soluğu, toplumsal sorumluluk projesi Gelecek Turizm'de ile desteklenen Nar Kadın Gurme Evi'nde alıyoruz. Bu projeyle birlikte Nar Kadın'la Edremit'in yöresel tatları başlığı altında zeytinyağıyla yapılan yöresel tatları öne çıkarmak, markalaştırmak ve gurme turizmine destek olmak amaçlandı. Bölge kadınlarına kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri verildi. Kadınlar tarafından üretilen yerel ürünün turizm ürünü haline dönüştürülmesi sağlandı. Bu bölgenin yöresel lezzetleri Edremit'in geleneksel kültürünü yansıtan bir evde sunulmaya başlandı. Böylece kadınlar hem gücüne güç kattı hem de aile ekonomisine büyük katkı sağladı. Nar Kadın ile Edremit'in yöresel tatlarındayız. Yanımızda şahane bir kadın var, Emine Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız Emine Hanımcığım? Teşekkür ederim. Ne yapacaksınız bize bugün? Türlü ot yemeği yapacağım. Bu otları sabahleyin arkadaşımla gittim. Sizin için özel Kaz Dağları'ndan topladım. Kaz Dağları'ndan topladınız. Evet. Bin bir çeşit ot. Ellerinizle mi topladınız bunu? Evet, ellerimle topladım. Nasıl yapıyoruz bu yemeği? Neler katıyoruz bu yemeğimize? Bu yemeğe önce soğanımızı doğruyoruz. Oh, mis gibi soğan. Soğanımız. Kaç tane soğan? İki tane. İki tane soğanımızı doğradıktan sonra bol bol zeytinyağı. Zeytinyağı, halis muhlis zeytinyağı, evet, değil mi? Evet, zeytinyağımızı tamam. Da yerel üreticiden temin ediyoruz. Bu çok önemli değil mi? Yerel olması. Evet. Tabii. Edremit'in her şeyde zeytinyağı. Zaten biz yerele çok dikkat ediyoruz. Zeytinyağımızı da dökelim. Oh. Ben de bayılırım zeytinyağını biliyor musun? Ben de Giritliyim çünkü. Zaten teyzemler de burada yaşıyordu benim Akçay'da. Evet. Siz devam edin ne olur anlatmaya. Zeytinyağımızı döktük, tuzumuzu da attık mı bunu kavurmaya başladık. Ne kadar tuz attık? Pembeleşene kadar kavurduk. Bir çay kaşığı. Tamam. Hakan Bey. Efendim. Sizi böyle alalım. Tamam. Siz soğanları pembeleşene kadar kızartın. Tamam. Ben de otları doğrayayım. Thank you.
soğanlarımız hazırdır. Otlarımız da hazır. Tamam, hemen ben domatesini atıyorum. Ya, bayılıyorum bu beraber yapılan işlere Emine Hanım. Siz ne diyorsunuz bu işe ya? Allah! Yakıştı mı ben bu işe? Yatkın mıyım ben bu işe? Bayağı. Of. Övgüyü de aldım Emine Hanımcığımdan. Artık sırtım yere gelmez böyle. Sonra Emine Hanımcığım anlatın bana. Bu yemeği anlatın. Bal gibi anlatın. Evet. Otlar mı tamam, geliyor? Tamam, oldu mu? Vallahi oldu. Otlar nasıl geliyor şimdi? Otlarımızı da atalım. Oh! Beraber, bunu da beraber yapalım. Yardım ediyorum. Ben bunun ağzını kapatayım. Tamam. Pişmeye devam etsin. Biz seninle konuşmaya, sohbetimize devam edelim. Tamam. Oh harika. Ne kadar pişecek o? 10-15 dakikada pişer. Emine Hanımcığım, gelecek turizm de hayatımızda neleri değiştirdi? Hayatımızda çok şey değiştirdi. Birincisi burada memleketimizde tek olduk. Bir sürü kadına faydalı olduk. Gitgide çoğalmayı düşünüyoruz. Kaç kişisiniz burada? 17 kişiyiz ama bu gelecek turizmlerin sayesinde bunlara daha sayılarımızı yükseltmeyi düşünüyoruz. Evet. Şimdi daha önceden evinizde de yemek yapıyordunuz. Evet. Şimdi de yemek yapıyorsunuz ama bunun farkı ne oldu şimdi burada? Biraz onu izah eder misiniz bize? Farkı ne oldu? Bu yaptığımız yemekle para kazanmaya başladık. Harika. Bütün yaptıklarımı hep konu komşu yiyordu, o bu yiyordu ama hiç para kazanmıyordum. Peki bu yaptığınız işle markalaşıyor musunuz? Evet, markalaştık. Aile ekonomimize de katkı sağladık. Çocuklarımızı rahat rahat okuttuk buranın sayesinde. Harika. Ülke ekonomisini de canlandırdık. Tabii. Oh, bitirin Emine Hanımcığım. Pişti Hakan mi şimdi? Bey, efendim? Buyurun. Buyuruyorum. Sonuç bu. Yalnız mı yiyeceğim? Ben tek başıma yemem ben. Ama ben de size yardım edeyim. Tamam, beraber yiyeyim. Allah'ım çok güzel görünüyor, çok güzel kokuyor sayın seyirciler. Çok güzel kokuyor bu. Kaz Dağları'nın kokmaz mı? Çam havası. Emine Hanım, elleriniz dert görmesin. Beraber yaptık. Ya bu nar evine gerçekten sayın seyirciler uğramanız gelmeniz gerek. Yolu Edremit'ten, Akçay'dan geçen herkes nar evine uğrasın. Bu şahane kadınları tanıklık etsin. Emeğin gücünü, zevki ve bu tatlı kadınları yaşasın. Hepinize tavsiye ediyorum. Zeytinyağı, ot, kaz dağlarının ot. Tek tek koparmanıza çok değmiş. Tarihi milattan önceye dayanan Edremit, insanlık tarihinin şekillenmesine de ön ayak oldu. Balıkesir'in bu şirin ilçesi, antik kent Antandros'a da ev sahipliği yapıyor. Tersane şehri Antandros'ta yapılan gemilerle Avrupa'ya giden Truvalılar Roma İmparatorluğu'nun temellerini attı. Arkeolojik tarihe göre Romalıların ataları Antandros şehrinden giden Truvalılardı. Hakan Meriçliler de Antandros'un hikayesini 17 yıldır kazı ekibinde bulunan doçent doktor Yasemin Polat'tan dinliyor. Antandros'tayız ve Yasemin Hanım'la beraberiz. Ve şimdi de Yasemin Hanım'ı dinliyoruz. Evet, Antandros Kaz Dağları'nın yamacında kurulmuş. Bin Pınarlı İde olarak adlandırılan dağın eteğinde muhteşem bir yerleşme diyebilirim. Tabii Antandros'u özel kılan şeylerin başında maalesef bu bölgede çok fazla kazının olmaması geliyor. Biz 17 yıldır kazı yapıyoruz çünkü ve şu anda bulunduğumuz yer İsa'dan sonra 4. yüzyıl başlarında inşa edilmiş ve kapalı alanı yaklaşık şimdilik 1100 metrekare ama bunun üzerine çıktığımızı biliyorum. Tam ölçülerini şu an telaffuz edemeyeceğim. Tek başına bir ev ve tabanı mozaiklerle kaplı, duvarlarında duvar resimleri olan bir yer. Aslında Körfez bölgesi pek çok antik kentin yer aldığı ve antik dünyanın en önemli yerlerinden bir tanesini oluşturuyor. Bunu söylerken aslında biraz da mitosları baz alarak söylüyorum bunu. Evet. Çünkü antik Yunan mitolojisine baktığınızda en önemli olayların
Kaz Dağları'nda gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra bizler Antandros'u tanıtırken bu efsanevi karakterler içinden bir tanesini kendimize seçtik. Hı hı. O da Aeneas'tı. İşte Ankises ve tanrıça Afrodite'nin oğlu olan Aeneas'ı seçtik. Bunu neden böyle yaptık? Çünkü konu tamamen dünya barışı ve kardeşliği ile ilişkili bir şeydi. Evet. O nedenle biz bunu seçtik ve bununla ilgili de projeler yapmaya başladık. Aeneas Troyalı bir kahraman ve Hektor'dan sonraki en önemli kahramanlardan bir tanesi. Savaş tüm şiddetiyle devam etmekte. Belli ki artık Troyalılar savaşı kaybedecek, Akalar savaşı kazanacaklar. Evet. Ve tanrılar ona derler ki babanı, çocuğunu al ve Troya'dan ayrıl. Sana tanrılar yeni bir Troya kurma görevi veriyorlar ve bu Troya yüzyıllar boyu dünyaya hakim olacak. Aeneas yanan Troya'dan babası ve oğluyla birlikte dağları aşarak Antandros'a geldi. Burada 20 tane gemi inşa etti Antandros'un tersanelerinde ve beraberinde Troya'dan kurtulanlarla birlikte gemilere binerek denize açıldı. Denize açıldıktan sonra tabii ki pek çok badireler atlattı. Çünkü Antandros'tan Roma'ya giden uzun bir yoldan bahsediyoruz. Evet. Ve ona verilen kehanetlerle birlikte tanrıların kah onu engellemesi, kah destekleriyle Roma'ya çıktı ve Roma İmparatorluğu'nun temellerini attı. Ve bugün de İtalyanlar Aeneas'ı kendi ataları olarak kabul ediyorlar. Oraya giderken de? Oraya giderken yanında tabii ki şüphesiz zeytin ağacını da götürdü. Ki Vergilius'ta da küçük bir yerde bundan bahsedildiğini biliyoruz. Zeytini de beraberinde götürdü. Önce mor, sonra yeşil, son olarak siyah. Sıcak ve soğuk suların harmanlanmasıyla beslenen eşi görülmemiş bir lezzet. İnsanlık tarihinin geçmişten günümüze saygı duyduğu ve barışın temsilcisi zeytin ağacı ölümsüz olarak da kabul edilir. Giritlilerin dünyaya armağanı zeytinyağı yolculuğuna Edremit'te devam eder. Zeytin ağaçlarının hüküm sürdüğü Edremit, bu konuda Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen yerlerinden biri. Ailem zeytincilikle uğraşırdı ve zeytinyağı üretirdik. O yüzden zeytin bana hiç yabancı bir şey değil. Kokusu, rengi benim için harikuleldi. İsa'dan önce 4500 yıl önce zeytinyağı üretimi başladı. Ve Giritliler 3000 yıl boyunca bu zeytinyağını dünyaya tanıttılar. O yüzden benim için Giritli olmak da ayrı bir memnuniyet. Giritliler ve zeytin, zeytinyağı aslında üçü birleşik kavramlar. Ve ben burada o kadar huzur duyuyorum ki burada olmaktan çok mutluyum. Çok eski bir Girit geleneği vardır. Her doğan çocuk için bir zeytin ağacı dikerler. Bu yüzden benim de bir ağacım var. Sonra Ege bölgesine gelen Giritliler bu geleneği Ege bölgesinde de sürdürdüler. Bu yüzden Ege'de her doğan çocuk için zeytin ağacı dikmek bir moda olmuştur. Bir Egeli olmanın şu faydaları var. İnsanı daha çok sever Egeli. Doğayla daha çok iç içedir. Zeytinle beraberdir. Zeytin bir barıştır. Zeytin bir kültürdür. Binlerce yıl öncesine dayanan. Bir sevinçtir. Birbirine karışmaktır. Ben buraya hiç doyamadım. Bir kez daha hasretle hatırladım buraları. Zeytinyağı önce Girit uygarlığında 3000 yıl öncülük yaptı. Sonra bu topraklara geldi. Antik Yunan, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bu güzelliklerin hiç bitmemesini diliyorum.
saçma sapan bir konuşma. Ve orada da... Yeşil zeytin mi getirdin, siyah zeytin mi getirdin? Edremit! Yani insan da burada ne diyeceğini bilemiyor tabii.